Ya şimdi bir Arkadaşlar hoş geldiniz. Dünden bugüne turizm eğitimi online söyleşilerde bugün Profesör Doktor Bahattin Rızaoğlu, Bahattin hocamız var. Bahattin Hoca ile önce bir onun hayat hikayesini konuşacağız. Sonra da sizlerin katkılarıyla güzel bir söyleşi olacak inşallah. Hocam buyurun. Biraz nereden başlamak istersiniz bilmiyorum ama bir kendinizden anlatmaya başlayalım isterseniz. Ya şöyle başlayalım. Yani şimdi bu biraz abartma olur. Bilmiyorum siz ne anlarsınız ama. Bak ben ilkokula, bizim köyde ilkokul yoktu. Başka bir köyde okudum. O köye 3. sınıfa kadar gittim. Yaşım büyük olduğu için ben ilkokulda 2. sınıfa okumadım. 1. sınıfa gittim. Yaşım büyük olduğu için beni fırlattılar 3'e. Oradan işte kendi köyümüzde okul açıldı. 4. 5. sınıfında kendi köyümde okudum. Şimdi neresi? Iğdır'ın bir köyü değil mi? Köy dediğiniz yer Iğdır'ın bir köyü değil mi? Iğdır'a bağlı. Evet, Iğdır'ın bir köyü. 8 kilometre Iğdır'a bir köy. Evet. Öteki de öyle. Bak, gittiğim köy Iğdır'ın en eski köyü. 1938 yılında açılmış. İlkokula gittiğim köy. Iğdır'ın tek bir ilkokulu vardı. O da 1938'de açılan ilkokulu. O okulda okudum yani. İki yıl okudum ama 3. sınıftan ayrıldım orada. Geldim köyümüzde böyle bir odada açıldı. Böyle başlayalım. Ortaokulu Iğdır'da okudum. Liseyi de Kars'ta okudum. O zaman Iğdır'da lise yoktu. Şimdi şeyi de söyleyeyim. Yani bu abartımı olur. Fazla mı söylüyorum bilmiyorum. Ortaokuldaki benim adımı bilen yok zaten. Adım Herodot'tu. Nereden geliyor hocam geldim. Lisede de adım filozof olarak kaldı. İşte ondan sonra akademiye gittim ben. Akademi hangisi hocam? Şey mi? Ankara'daki mi? Ankara İktisat Ticari İlimler Akademisi o zamanki adı. Evet. Oraya başladım ama bir yıl bekledim. Gitmedim oraya. Kazandım, gitmedim. Öğretmen oldum. Çünkü okuyamazdım yani. Gitsem beni okutamazlardı. Öğretmen olduktan sonra işte hayatım böyle başladı. Akademiyi de böylece bitirdim. Ondan sonra akademiyi tam bitirdiğim yıl yurt dışı bir sınavı kazandım. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Bu Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına pazarlama alanında. Yaklaşık 4 yıl benim eğitimim orada sürdü. Hangi üniversite? Hangi üniversiteye gittiniz? Dallas Üniversitesi'ne. Dallas Üniversitesi, evet. Evet, şimdi ne istiyorsunuz yani bundan sonra? Yani Dallas Üniversitesi'nde 4 yıl okudunuz, sonra Türkiye'ye döndünüz. Nereye ne yaptınız Türkiye'ye dönünce? Evet, 4 yıl, bir yıl İngilizce eğitimiydi. Yani yabancı dil eğitimi. Evet. Ben İngilizce bilmiyordum. Benim asıl dilim Fransızcaydı. Yani giderken Fransızca sınava girdim. Ama böyle İngilizceyi ana dilim gibi şeyde öğrendim. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Yani bir yıl da devam etmedi bu. Yaklaşık 6 ayda dil okulunu bitirdim. Bu sefer üniversite aramaya başladım. Şeye giriyordum, o cemiyeti vardı. O zaman ağır bir sınavdı, onu kazanamıyordum. Sonradan bir yolunu bulduk. Artık Dallas Üniversitesi'ne yerleştim yani. 3 yılda evet. Orasıydı. Orada master yaptınız değil mi? Evet, master ama master'ı da söyleyeyim. 53 kredi aldım. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Doktoraya eşit yani. Yani orada 30 kredi alıp
yüksek lisansınızı bitirebilirsiniz. Bir 30 kredi de alıp doktorayı bitirebiliyorsunuz. Evet. Yani bir kredi, yani bir yerde yüksek lisansla birlikte, yani yüksek lisansı bitirdim ama bir doktora eğitimi kadar eğitim aldım ya. Yani. Evet. Evet, ondan sonra da yurt dışından geldikten sonra demir çelik zorunlu hizmetim vardı. 1,5 veya 2 yıl, fazlasını hatırlayamıyorum. Çalıştım. Nerede çalıştınız? Ankara'da mı? Yok, Karabük'te. O zaman Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü şeydeydi. Karabük'teydi. Evet. Merkezde çalıştım yani. Fakat beni açmadı. Ondan sonra üniversitelere geçme işte aklıma geldi. 3-4 şeye dilekçelerle müracaat ettim. İşte bunlardan birisi de Bursa İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ydi. Onlar bana cevap verdi. Gittim sınavlara filan girdim. İşte oradan gittim. Ben aslında kadrom İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nin kendisiydi. Evet. Balıkesir'de turizm, o zaman turizm ve işletmecilik yüksek okulu olduğu için ben de akademiyi bitirdiğimde dış ticaret ve turizm bölümünü bitirdim Ankara'da. Evet. Dolayısıyla orası bana daha iyi geldi. Konuştum hocalarımla. Böylece kadromu da Balıkesir'e. Hangi yıl hocam? Yıl hatırlıyor musunuz hangi yıl olduğunu? 81 yılı. 81 yılı. Balıkesir'e gittiniz orada. 84'te de Balıkesir'de 3 sene mi kaldınız? Kadar... Orada kaldınız. Evet, o kadar kaldım. Hangi derslere yani, okuttunuz hocam orada? Balıkesir'de? Yani asistandık biz, okutamıyorduk. Ders okutamıyordunuz, evet. Ama, evet, o zaman asistandık, derslere giremiyorduk. Evet. Ama hocalarımız çok iyiydi. İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nin bütün hocaları. Evet, tondu galiba. Çağdaş dondu mu? Dondu mu? Tuğrul Bey yanında sanırım yardımcı olur diye düşünüyorum. Kendisi de yayında çünkü. Tekrar bağlanırlar sanırım hocam. Çünkü yayından tamamen düştüler. Seste de sıkıntı vardı. Bahattin hocam Aydın'da mı acaba? Aydın'da şu an. Aydın'daymış. Aydın'daki evindeymiş. O zaman sorun olmaması lazım. Tekrar geldi. Buyurun hocam, bir koptu. Tekrar devam edelim. Evet. Biz bunu hep yaşayacak mıyız? Yok, yok. Evet. Evet. Şimdi, Balıkesir'de 84'e kadar Balıkesir'de görev yaptınız. Balıkesir'de de doktoraya orada başladım. Gittiğim yıl hemen başladım zaten. Bursa'da başladınız yani. Evet, Bursa'da. Hangi alanda doktoraya başladınız? Orada da pazarlama alanında yaptık yani. Pazarlama alanında, evet. Çünkü turizm o zaman verecek hocalar yoktu. Turizm derslerini verecek hocalar yoktu. Kitaplar yoktu. Zaten evet. Gelen hocalar dersleri öyle
Yani iktisadi idari bilimler var ya, iktisadi idari bilimler fakültesinin derslerini almış olduk yani. Evet, dersleri aldınız orada. Evet, aldık tabii. Evet. Sonra Balıkesir'den ayrıldınız. Evet, 1980. Işte doktora yeterliğe girdim. Yeterlilikte bir sorun oldu. Ondan sonra artık şeyden ayrılmak zorunda kaldı. Kaç arkadaşımız ayrıldı. Evet. Biz 19 asistandık o zaman. Balıkesir Turizm ve İşletmecilik Yüksek Okulu'nda 19 asistan vardı. İşte Aktaş, Necdet, hatırladıklarım, evet. İbrahim, ben, Murat, Hamdi, daha böyle adlarını hatırlayabildiklerim bunlar yani. Cüneyt, evet. Yani Ali Kemal, işte biz artık orayı terk etmek zorunda kaldık. Hepiniz mi? 19'da mı? 19 kişiler mi terk etti? Yoksa bir kısmı kaldı mı? Neyin? Yani hepiniz mi ayrıldınız diyorum. Kalan olmadı mı hiç orada? Çoğusu ayrıldı. Çoğu ayrıldı, evet. Yani işte ben kaldım, Necdet kaldı, Aktaş kaldı, şey kaldı, Cemil Bey kaldı. İşte böyle az kaldık yani. Ötekiler, evet, ayrıldı. Özel sektöre geçtiler. Evet. Sonra Nevşehir'e nasıl oldu gelmeniz? Evet, işte ben sizin şeye de geldim, biliyor musunuz? Mersin'e de gittim. Mersin'de o zaman Bilge Bey vardı. Evet. Orada ben sınava girdim. Ben yani şöyle söyleyeyim, okul olarak değil de Mersin'i beğenmedim. Sıcak bir günde gittim herhalde, onun etkisi. Nevşehir'e de müracaat etmiştim o zaman. Aslında şöyle oldu. Ben zamanda okul başladı, birinci dönem. Hocam o ara bir kopukluk oldu. Nevşehir'e gelişinizle ilgili kısım anlatırken koptu biraz. Tekrar bir alabilir miyiz o kısmı? Nevşehir'e nasıl başladınız? İşte bak, Nevşehir'e şöyle başladım. Müracaat ettim ben. Orada bir uzman alacaklardı. O zamanki, evet, şeyle. Ben de müracaat ettim. İşte uzmanlık kadrosuna ben alındım. Evet. Bizim de Nevşehir'de bir yüksek okulumuz var. Turizm İşletmeciliği Yüksek Okulumuz var. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu. Oraya gider misin? Yani sınavda. Sınav yapıldı. Erciyes Üniversitesi'nde. Erciyes Üniversitesi'nde, evet. Evet. Oraya gider misin dediler. Ben orada geçmişimi de anlatınca dediler seni işte en iyisi şeye göndermek, Nevşehir'e. Ben de Nevşehir'de böyle bir okul olduğunu bile bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Yeni açılmıştı. Yolun dedim, ben de gidip bir Nevşehir'i göreyim. Ondan sonra size şey edeyim, bildireyim yani Nevşehir'e gideyim mi gitmeyeyim mi diye. Sonra zaten yakındı. Bir gün yani bir yarım güne geldim döndüm yani. Bir saatlik veyahut da bir buçuk saatlik en fazla bir yol vardı. Okulu gördüm. Okul bir sanayinin içindeydi. Ona rağmen döndüm, kararımı verdim. Dedim ben Nevşehir'e yollayayım. Oradaki işte beni yine uzman olarak oraya gönderdiler. Yani ama dersler verildi bana o arada. O zaman bizim müdürümüz yoktu. 1984 yıl, değil mi? 1984 yılında 4'ten bahsediyoruz. Evet. Zaten 84 yılında ben oraya gittiğimde ikinci sınıftan başladım. Birinci sınıf
ikinci sınıf vardı yani. Birinci sınıf, ikinci sınıf vardı. 3-4 yoktu 84'te. Zaten okul birinci sınıf, o yıl evet. Açılmıştı galiba. Evet. İkinci sınıftan başladık. Hem birinci sınıf var hem ikinci sınıf var. O zaman hocam internette bir sıkıntı var galiba. Evet. Evet yine düştü hocam. Bizim Nevşehir 1984'te açıldı. 84'te evet. Hoca 84'te geldiği zaman muhtemelen birinci sınıflar olmuş olması lazım ama o, bir, ikinci evet. Dönem birinci dönemde başladım zaten oraya yani. İkinci sınıftan. 1 ile 2 vardı. Demek ki 84'te açıldı. 85 sizdeki 84'ün 2 yani şey olarak düşünürseniz 85 olabilir. Neyse. Biz de 85'te oraya bir geziye geldiğimiz zaman hocamız oradaydı ya. Oradan hatırlıyorum. Biz de Mersin'den öğrenci geziler olur ya biz de Mersin'e gelmiştik. Şey Balıkesir'e. 85'te hocamızda hatta fotoğrafımız var ama onu bulamadım biraz önce baktım. 84-85 yılı var ya ilk şey yılı. Eğitim dönemi. Evet. Eğitim döneminde gittiğim için hangi yıla ait ben değil. Evet hocam devam edelim. Şimdi derslere başladım. Müdürümüz yoktu. İstanbul Üniversitesi'nden Ateş Vural diye bir dekan geldi. Zaten biz şeye bağlıydık. Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Yüksek Okulu dekanlığa bağlıydı. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dekanlığına bağlıydı. O hoca geldi. O müdürlüğü kendi üstüne aldı o. Bir gün okula geldi. Böyle birinci dönem geçti galiba. İkinci dönem bir gün geldi yine okula. Sen dedi bu derslere nasıl gidiyorsun ya uzman olarak? Ben de şaşırdım kaldım. Sonra YÖK'ün şeyine baktık. O zaman uzmanlar derse giremiyor. Yani uzmanlık alanlarıyla ilgili bir şey oluyorsa onu yapabiliyorlardı. Ondan sonra Ateş Bey, işte dekanımız, bu böyle olmaz dedi. Seni şimdi gidiyorum ben şeye, Erciyes'e, yani dekan olarak bir de müdür olarak. Bizim okulun müdürlüğüne de bakıyor. Senin yazını dedi, öğretim görevlisine çevireceğim. Ondan sonra sen derslere girebilirsin. Böylece yazım da bir hafta içerisinde çıktı. Şeyden geçirdi yani senatodan filan veya yönetim kurulundan geçirdi. Sonradan rahatladım yani ondan sonra öğretim görevlisi olarak kaldım. İşte ilerleyen zamanlarda bir yıl sonra mı hatırlayamıyorum onu iyice. İşte Faruk Bey geldi bize müdür. O zaman doçent olarak Faruk Bey bizim başımıza geldi. O geldiğinde de ben şey oldum. Müdür yardımcısı oldum yani. Orada yaklaşık 3 yıl müdür yardımcılığı yaptım. 2 yılda müdür vekilliği yaptım. Evet. Şey gelene kadar işte. Mümin Ertürk gelene kadar. Gelinceye kadar. Evet. İşte Salih Bey'le de işte o zaman bizim öğrencimiz oldu Salih Bey. Bilmiyorum şimdi Salih Bey neler sorar, neler eder. Evet. Şimdi şeyi anlatayım. Gittim ama sanayinin içindeydik biz. Her tarafımızda otomobiller vardı yani. Tamirhaneler vardı. Tam dibimizde bir cami vardı. İşte sınıflarımız yoktu yani. Gerçekten yani sınıflarımız yoktu. Bazı odalar biraz genişti. Onları böyle bölüyorduk. İki sınıf yapıyorduk. Öğrenci çoğaldıkça. İşte 92 yılına doğru okulumuz bitti de tam benim müdürlüğüm sırasında bitti yani. Yani şeyde Mümin Bey de ondan sonra geldi müdür oldu bize.
Müdür de taşındık yeni okula. O yeni okulda benim emeğim çok. Gece gündüz ben oradaydım. İnşaatın içindeydim. Yani o müdür vekili olduğum için 2 yıldan fazla müdür vekilliğim sürdü. O okulda işte şeyde üzüm bağlarının içinde güzel bir yerde yerini de şey verdi. İsmail Bayburt diye bir hayırsever şey arsayı verdi. Ondan sonra da üniversite yaptırdı yani. Çok güzel oldu ama orası. Onun hikayesi de şöyle. Bizde Mustafa Örs vardı. Bizim sekreter. O şey çıktıktan sonra, karar çıktıktan sonra, adam da o hayır şeyi arsayı verdikten sonra şimdi çevreyi biz genişleteceğiz. Ne kadar istimlak olsun diye, kamulaştırma. Öyle bir yazı geldi bize. İşte Mustafa Bey'le ben metreyi aldık. Ölç babam ölç. Yani 3 gün mü 4 gün mü ölçme yaptık biz orada. Bütün üzüm bağlarını hep şeye kattık. Yani alanı genişlettik. Şey, okulun alanını. Yani zannediyorum 20 bin metre, 20 bin dönüm kadar bir şey eklemiştik biz. Ondan sonra da işte karar da çıktı. Ama şeye gelince halk istemedi. Kamulaştırmayı istemedi. Orada bayağı zorluklar çıktı. Çünkü kamulaştırınca devlet ucuz para veriyor. Sonradan çoğusu gitti mahkemeye dava filan açtı. Ama haklarını geriye aldılar yani. O arsa fiyatı o zamanki fiyat neyse. Paralarını geri aldılar da ama bir sorun da fazla çıkmadı. Adamlar zaten niyetliydi de arsaları veya üzüm bağları kamulaştırılıyor. Çok düşük bir fiyatla adamlara yani neredeyse adamlara diyecek ki artık siz de bağış yapın yani. Ama davalarla bayağı para aldılar onlar da. Okulda yapıldı. Ondan sonra aklımız başımıza geldi. Ama ben okulda kalamadım. O yılda ben Nevşehir'den ayrılmak zorunda kaldım. Hangi yıl? 1990 mıydı? 92'de. 92. Ağustos'ta ben artık Aydın'daydım. 1992'nin Ağustos ayı Aydın'a geldim. Şimdi gece okulda yatıyordum Nevşehir'de. O inşaat şeyine gidiyordum orada. Yatıyordum yani çoğu kere. Ya bir şey de yapmıyorduk ama işte hem vakit geçiriyorduk hem de işte sanayide ben ne yapacağım işte. Merak, okulun gelişmesini istiyoruz. Böyle. Onu da söyleyeyim. Bak şeyde Salih de orada okuduğu için benim zamanımda. Bizim zamanımızda çok iyi öğrenciler yetişti orada. İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin hocaları hemen hemen bizdeydi. Hepsi. Şimdi ben müdürlükte yaptığım için zorla yani derslerimize bir bakıyorduk biz orada. Biz YÖK'ten gelen derslere. Yani İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden bir farkımız yoktu. Bütün derslerimiz yani sanki adımızı niye turizm işletmeciliği ve otelciliği koymuşlar diye yani oturup düşünmemiz lazımdı yani o zaman. Bir iktisadi idari bilimlerden başka bizim bir seçeneğimiz yoktu. Bazı turizm dersleri vardı ama kim verecek bunları? İşte onları da işte Nevşehir'de turizm biraz şey olduğu için otel yöneticilerinden özellikle şey vardı. Ersin Uluer muhasebe derslerimizi işte finansman derslerimizi neredeyse o yürütüyordu. Ha içimizde bir şey vardı. Rahmetli oldu. Orhan Hoca vardı. Orhan Bey o biraz turizmden o anlıyordu. Ama Orhan Mesut Sezgin değil mi? Efendim?
Orhan Mesut Sezgin'den bahsediyorsunuz. Orhan Bey dediniz ki. Evet. Öğrencilerle de çok iyi geçiniyordu. Yani biz kendimizi Orhan Bey'le kıyaslayamayız. Gerçekten kıyaslayamayız. Her bir öğrencimizin hem adını hem soyadını biliyor. Ama ben aklımda 3 kişinin, 4 kişinin ismini veya adını tutamıyordum yani. Orhan Bey de öyle bir hocaydı yani. Evet, Nevşehir hikayemiz de böyle. Ama şey, ne anlatayım şimdi? Aydın'a geçtiniz, Aydın'a gittiniz. Ondan sonra o yeni yapılan okula, o kadar gece gündüz üzerine düştüğümüz okulda fazla kalamadım. Ders de veremedim o okulda, yani yeni okulumuzda ders de veremedim. Yani o kadar uğraştınız ama bir ders yani vermek nasip olmadı. Yani. Veremedim yani. Artık yolumuz ayrıldı. Aydın'a geldim. Aydın'a da gelmem şöyle oldu. Şey, bana bir yazı yazdı. Hiç şey etmezdim yani. Ben Hasan Doğan'ı pek tanımazdım ama adını duymuştum. Hasan Bey'den bana bir mektup geldi. Kendi el yazısıyla bir mektup geldi. İşte uzaktan o da eleman alacak da beni tanıyor. Buraya müracaat et dedi. Şimdi orada da şöyle oldu. Ben Aydın'a müracaat ettim. Ama ondan sonra da İzmir'de işletme fakültesi ayrı bir sınav daha oldu. Yani hem ben Aydın'a gideceğim, bir sınav olarak orada olacak. O tarihlerde bir sınav da işletme fakültesinin turizm bölümünde açıldı. Ben hiç haber vermeden ama şeyi de çok şaşırttım. Hasan Bey de, o da o zaman çok üzülmüştü. Gittim Hasan Bey'in okuluna değil, İşletme fakültesinin sınavına girdim İzmir'de. O sınavdan da ben başarılı oldum. Ama Oktay Bey var, şey, Öcal Usta tanır. Oktay Bey şey, Oktay. Mete Oktay mı? Mete Oktay. Ne olduysa Mete Oktay beni üstüme bir çizgi çektiler. Sınavı orada kazanamadım yani. Aslında ben kazandım, söylediler. Jürime girenler söyledi. Ama sonradan bir baktım, bizi silmişler oradan. Sonra da oradan atladım, doğru gittim şeye, bu sefer İzmir'den, sınavdan sonra. Hasan Bey'in yanına dedim, ya hocam özür diliyorum, böyle bir olay oldu. Ben size müracaat etmedim, gittim işte işletme fakültesinin turizm bölümüne müracaat ettim. İşte orayı da kazanamadım. Şimdi geldim sizi ziyaret edeyim. Hasan Bey'i de işte o zaman gördüm yani şahsen. O da dedi bir şey olmaz. Ben dedi bir sınav daha şey edeceğim. Müracaatını yapacağım. Şeye, o zaman şeye bağlıydı. İzmir'e. 9 Eylül'de. Evet. 9 Eylül'e bağlıydı. Ben dedi bir ilan daha verdireceğim. O zaman et dedi. Senin buraya gelmeni istiyorum. Böyle o şekilde Hasan Bey'le tanışmış olmuştum. Sonradan o ilanı verdi. Bir daha gittim. Bir 6 ay sonra öyle o sınava girdim. O zaman da işte yardımcı doçent olarak 92'nin Ağustos ayında Aydın'a gelmiş oldum. Hocam siz doktorayı nerede bitirdiniz? Erciyes'te değil mi? Doktorayı nerede aldınız? Doktorayı ha o zaman şeyde işte bu da Faruk Bey'in sayesinde oldu. Bize müdür geldi ya. Faruk Bey de şöyle oldu. Bir geldi, bir yıl veya 1,5 yıl bir müdürlük yaptı. Ondan sonra ayrıldı. Yok. 2,5 yıl falan ayrıldı. O gidince ben vekil olarak kaldım okulda.
İşte o arada bana Faruk Bey demişti ki ya sen niye böyle boş duruyorsun? Bir doktora yapmak için bir müracaat falan yap. Ben Gazi'ye müracaat ettim. Gazi'yi kazandım. Ondan sonra oraya gidip gelecektim ya. Bir de dediler şey var. Erciyes Üniversitesi de açtı. İktisadi İdari Bilimler. İşletme dalında açtı. Turizm dalında değil. Bu sefer gittim oraya müracaat ettim. Oraya da girince şey Ankara'dan vazgeçtim. Doktoramı da Erciyes Üniversitesi'nde yaptım yani. Tezinizin konusu neydi? Hangi konuda tez yazmıştınız? Tezimin konusu genel pazarlara yönelik menü planlama ve geliştirme. Evet. Hocam da şeydi Şükrü Akdoğan. Ben konuyu hatırlıyorum da siz çünkü ben o yıllarda sizin Anatolia'da birkaç makalenizi yayınlamıştım menü planlama üzerine. Evet, orada evet. Hatırlıyorum. Bak onu da isterseniz anlatayım. Ben sizinle hani şey Anatolia'yı çıkarıyordunuz. Ona bilmiyorum artık siz ne kadar değerlendiriyorsunuz, değerlendirmiyorsunuz ama ben o derginin çıkmasına çok yardımcı oldum. Yani abone falan bulduğunuzu hatırlıyorum. Yani tabii 30 yıllık. Çok yardımcı oldum. 30 yıl oldu ama. 30 kişi falan. Evet öyle hatırlıyorum. Evet. Sektörden kişilerle o zamanki otelciler, otel müdürlerine öyle bizzat giderek abone yapmıştım. Yıllık olarak hem de. Hatırlıyorum evet. İşte sizinle de o dönemde karşı karşıya geldik işte. Bir arada ben şeye Aydın'a geldikten sonra beni okulda ziyaret etti. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Ya biz o zaman doktoraya geliyorduk. İşte rahmetli Mustafa Sağcan da bazı dersleri Aydın'da yapardı. Biz de Aydın'a gelirdik. O ara görüşmüşüzdür muhtemelen. 91-92 o yıllar evet. Evet. İşte ondan sonra işte böylece üç yer yana. Önce Balıkesir, ondan sonra Nevşehir, ondan sonra Aydın böyle. İlgim çok yani bu konuda. Nevşehir'e 92'de başladınız. 92'de itibaren Aydın'dasınız değil mi? Evet. Aydın'dasınız. Nevşehir'den 92'de. Şeyi de söyleyeyim. Şimdi ben müdür vekili olduktan sonra şimdi bakıyorum ya biz adımız turizm işletmeciliği ve otelciliği yüksek okulu. İçinde fazla bir şey yok yani. Dedim ya bir iktisadi idari bilimler fakültesi. İnanın şeyi de yanıma aldım o zaman. Orhan Bey'i. Fazla kimse de yoktu zaten. Kimi alacağım yani? Alsam hocalar Erciyes Üniversitesi'nden geliyor. Hepsi işletmeci. Turizmden pek şeyden yoktu. Turizmi zaten sektörden karşılıyordu. Derslere oturdum. Ben önceden de yurt dışında da bu turizm üzerinde hani benim İktisadi İdari Bilim İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ankara. Oradan mezun olurken dış ticaret ve turizm bölümünden mezun olduğum için bu turizm dersleri İngilizcem de olduğu için böyle araştırıyordum. Sonra programı koydum önüme sekreterle beraber bazı işte Orhan Bey'le beraber bütün demeyelim de çoğu dersleri değiştirdik. Yani turizm dersleri yerleştirdik yani. Turizm dersleri. Yok bir elimizde bir program demiş. O zaman böyle zorunluydu. Her şeyi yok planlıyordu. Bize gönderiyordu. Derslerimiz de öyleydi. Bütün yani program öyleydi. Bir şeyini değiştiremiyorduk. Bir adını veya yeni bir ders koyamıyorduk.
Ama hiç çekinmeden çok dersi turizme çevirdik. Böyle yeni adlarla. Çevirdik ama dersi veren hocalar yok yani. Ama dedim olsun, bu adlar değişsin de hiç olmazsa bir gün gelir bu dersler yerleşir hiç olmazsa. Hiç korkmadan bizim senatodan da geçti o. Gökte onu kabul etti. Onlar hep benim emeklerim yani. Gerçekten söylüyorum. Bilmiyorum işte Salih Bey ne söyler? Bir bilgisi var mı bu konulardan? Yani arka plandaki şeylerden. Ha, şey söyleyeyim. Ben 3 rektör değiştirdim şeyde. Erciyes'teki. Evet. Erciyes'te. Birisi Ahmet Yeşil diye birisiydi. O tıpçıydı. Ondan sonra şey diye İstanbul'dan bir coğrafyacı geldi. Onun da o rektörün de bizim okula çok yardımı oldu. Coğrafyacı olduğu için. Coğrafya dersimize zaten rektörün kendisi geldi. Coğrafya. Bir beşeri coğrafya dersimiz vardı. Metin Tuncel. Ondan sonra da Naci Kınacıoğlu geldi. Bir de Naci Kınacıoğlu da şöyle geldi. Bizim Aydın İnan diye bir tıpçı vardı. Dekanımızdı. Gölde gezerken vefat etti. Onun yerine Naci Kınacıoğlu geldi. Ama Aydın Bey geldiğinde o tıpçı. Şimdi okullara bakıyorum. Biz biraz önce söyledim ya, Balıkesir'de biz 19 asistandık. Bizim bir tane asistan bile yoktu. Bir tane asistanımız yoktu. O zamanki adını söylüyorum. Sonradan araştırma görevlisi diye çevrildi bunlar. Şimdi hocayla ben bir gün okula geldi, Aydın Bey'le konuştum. Güzel de bir yazı hazırlamışız. Sekreterinle beraber, o zaman Mustafa Öz'le beraber o güzel bir yazı, gerekçe hazırlamışız. Asistan alacağız. O yazıyı verdim rektörümüze. Odada da konuştuk. Dedim bize artık asistan lazım. Tamam dedi. Ben gidiyorum dedi. Bunu 2-3 hafta içerisinde YÖK'e göndereceğim. Gerçekten de dediğini yaptı. Bize 6 tane araştırma görevlisi verildi. İşte onlardan birisi Salih Bey'dir. Bu asistanlardan birisi Salih Bey'dir. Benim zamanımda bunlar oldu. Ondan sonra da işte ben ayrılınca Mümin Bey gelince, Mümin Bey de işte şeyleri getirdi. İşte Meryem Hanım, ondan sonra Kurtuluş, ondan sonra Mustafa Bey. Böyle isimlerini şimdi fazla hatırlayamıyorum. Gerisini de o getirdi yani. Ama benim zamanımda alınan asistan Salih Bey, bizim okulu bitirmişti. İşte o da ikisinin arasına denk geldi. Hem benim zamanıma hem de Mümin Bey'in zamanına. Hocam siz Nevşehir'de bir sayıda dergi çıkardınız değil mi? 89 muydu neydi? Bir turizm dergisi çıkardınız değil mi Nevşehir'de? Evet, evet. Sizin zamanında mı çıktı o? Üç fasikül çıktı. Öyle mi? Ben bir sayı diye hatırlıyorum. En azından ben de bir tanesi vardı. O da zaten adı da turizm işletmeciliği, böyle şimdi hatırlayamıyorum. Uzun bir ismi vardı. Turizm işletmeciliği dergisi miydi? Yok, turizm dergisi diye hatırlıyorum ama bilmiyorum, belki yanlış hatırlıyorum. Abi öyle kısa yazıyor da arkada biraz uzundu yani. Turizm işletmeciliği bilmem ne dergisiydi. O dergide 3 fasikül yaptı. Yani 3 dönem çıktı. Ondan sonra çıkaramadık. Zaten ben de ayrıldım, çıktım, geldim yani. Evet. O dergiye de ben gidiyordum, durmadan matbaaya şeyleri düzeltiyordum. O zaman kurşunla yazıyorlardı. Tipo baskısı, evet. Evet, tipo.
belki 10 kere gittim o şeyleri düzeltmeye. Yani sayfalarda yanlışlıklar yapılıyor. Onları buluyordum. İşaretliyordum. Bir daha götürüyordum matbaaya. Bir de onlar da fazla anlamıyorlardı. İşte söylüyordum. Harfler, bak burada bu harf var. Yerlerini işaretlemişim ama yine de yanlışlık yapıyorlardı. Yani başlarında ben durarak o şeyleri düzeltiyordum. Yine yani o zamanki... Tabii tipo baskıyı genç kuşaklar bilmez. Zor bir baskı şeyidir ama evet. Ama dayanıklıdır. Yani 100 sene, 200 sene sonra okursun. Bugünkü offsetleri 10 sene sonra uçar ondan çoğu yani. İyi basılmamışsa. Her neyse. Evet, Aydın'a geldiniz. Aydın'da göreve başladınız. Evet, Aydın'a geldim. Bunu da söyleyeyim ama bu da bir benim bana göre bir gurur. 92'de ben doktoramı aldım. 93'te sınava girdim. 94'te doçent oldum. Yani iki yıl içerisinde doçentliğimi alabildim yani. O zamanki şartlara göre, şimdiki şartlar çok değişik. Önceden de benim şeylerim, yayınlarım işte bir şeyler vardı bende. İşte öyle söyleyeyim. Bu sayede 2 yıl içinde doçentliğimi aldım. Şeyi de söyleyeyim. Rahmetli Hasan Bey. Yani böyle hocaları nasıl böyle hocaları bulmak çok güç yani. Bunların sayısı çok az. Gerçekten yani insanlar çok farklı. İnsanlar yani hocalar diyelim birbirine benzemiyorlar ama Hasan Bey bambaşka birisiydi ya. Bambaşka birisiydi. İşte öyle tanıdım. İşte benim bu Turizm ve Toplumsallaşma diye kitabım öneren o oldu. Onun teşvikiyle ben onu yazdım, ortaya koydum. O olmasaydı benim hiç aklıma gelmezdi. Yani. Kitabınız o mu? Yazdığınız ilk kitap bu mu? Şey, önceden gitmiştim ya bir yıl. Bir de şeyini söyleyeyim. Bir yıl önceden ben müracaat ettim. Şeye gittik biz. O zaman Mithat Üner vardı. Ben vardım. Birisi de şu meşhur Erciyes Üniversitesi'nin hocası var ya. İsmini unuttum şu anda. Turizm araştırması, şey pazarlama araştırması diye kocaman bir kitabı var. Evet, evet. Şimdi aklıma gelmiyor ama evet. Şimdi emekli Mahir olmuştum. Mahir Nakip mi? Mahir Hoca galiba. Mahir Hoca, Mahir Bey. Üçümüz girdik sınava. Jürinin karşısına geçtik. İşte ben girdiğimde hiç benim şeylere, eserlere hiç bakmamışlar. Diyorlar öyle baktık. Hepsinin adı turizm gidiyor. Sen niye böyle yaptın dediler. Siz pazarlamadan gidip doçentliğe giriyorsunuz. Ha, o zaman pazarlamadan giriyorum. Evet. Sen dediler niye turizme müracaat etmedin? Vallahi dedim ben kitapçığa baktım turizmi bulamadım. Ya olmaz dediler. Turizm var şeyde kitapçıkta, doçentlik şeyinde kitapçıkta. Dedim nerede bunu bana da gösterin yani ben bulamadım. Gittiler şeyden onların elinde yoktu. Rektörlükten geldi. Şeyde girdim Gazi Üniversitesi'nde. Dediler işte bak turizm eğitimin altında bir yerdi. Benim aklıma nasıl eğitimin altında turizm olacak? Sonra dediler sen git turizmden müracaat et. O zaman da şuydu. İki tanaydı herhalde. Biri turizm işletmeciliği, biri de turizm işletmeciliği eğitimi. İki müracaat edebileceğimiz iki dal vardı. Ben de turizm işletmeciliği eğitim dalından doçentliğimi aldım yani sonradan aldım yani. Orada benim o sınavı kabul etmediler yani değerlendirmiyor. Yani başarısız gösterdiler. Dediler git sen turizmden müracaat et.
İkinci sene müracaat ettim. O zaman da 9 Eylül'e işte Öcal Bey de benim şeye girdi işte. Sözlü sınavıma girdi işte. Öcal, hatırlıyor musun, bilmiyor musun? Evet, evet. Şey değildi. Dekanlık şeydi. Ya Öcal hoca bana çok sorular sordun ama çok sorular. Senin elinden beni şey kurtardı, biliyor musun? Alparslan Ustal kurtardı. Ha. Hocam sorular çok zor, güzel sorular olmuş. Demek ki hak etmişsin yani doçentliği yani. İşte kolay ama değil. İyi oldu işte. İyi oldu yani. İyi oldu. Şeyden dolayı Öcal geldi. Öcal Bey geldi. Bizim rahmetli Hasan Bey vefat etti. Birinci sınavıma girdi ama ikinci sınavıma giremedi. Şeyden ben eserlerden geçtim. Eserlerden ama sözlüden kaldım. İkinci yıl sözlüden gittim. O zaman Hasan Bey rahmetli oldu. Bir tanesi daha gelmedi. Üç hocam ya hatırlayamıyorum. Birisi Hasan Bey'di. Birisi şimdi bilmiyorum ki başka şeylerden, benim jürilerden gelen olmadı. Üç tane jüri üyem gelmedi. Değişti. O zaman birisine Alparslan Usal geldi. Birisine de Öcal Usta geldi. İşte böylece sözlüğümüzü de ikinci sözlüde vermiş olmuş olduk yani. İki kere sözlüğe girdim. Yani. Evet. Sonra devam ettiniz. Profesör oldunuz. Aydın'da ve sonra Kuşadası'nda. Profesörlüğüm benim bayağı uzadı. Birincisi de yani 5 yılım bitti. Müracaat etmedim yani. Bir 4 yıl daha öyle gitti. Yani docentken 9 yıl kaldım o şeyde. O niye başvurmadınız? İstemediniz mi? Benim kendim istemedim yani. Vaktim evet. Yoktu. Şeylerim de tam değildi yani. Eserleriniz? Şeye gidince şeyi de söyleyeyim. Biz şeyde böyle dersleri geliştirdik. Bunu bizzat ben üstlendim yani. Hiç korkmadan yaptım. YÖK'ten korkmadan yaptım. Dersleri oldukça değiştirmiştim. Ben dedim bu şeyler ne bizim sanatodan geçer Erciyes'teyken. Yani Nevşehir'de. Ne Erciyes'ten geçer ne de oradan geçse bile YÖK'e giderse YÖK'te de geçmez. Ama geçti yani. O program geçti. O programa ben şeyi koymuştum. İlk turizm davranışı dersi işte böyle başladı. Turizm davranışı dersi işte böyle başladı. Oradan o aklı gitti. Şeyde de ben Aydın'a da gittiğimde orada turizm davranışı dersi yoktu. Orada da işte rahmetli Ahmet Bey onunla da uzun bir program yaptık. İşte başka şeylerde turizm işletmeciliği o zaman kaç tane vardı ki ya? Bir Nevşehir. 5-6 tane bir okul vardı. Evet. Çok güzel. Bir Muğla vardı. Muğla var mıydı o zaman? Muğla yoktu. Muğla'da şey vardı. Muhasebe ve işletmecilik. İşte Balıkesir. Mersin'de vardı. Bunların hiçbirisinde böyle sosyal bilimlerle ilgili veya davranış bilimleriyle ilgili bir ders yoktu. İlk turizm davranışını ders olarak Aydın'da Ahmet Bey'le benim sayemde girdi şeye, programa. İşte böylece biz de kendimize hani davranış bilimleri açısından bir yer açmış olduk yani. Böyle. Biz o kitabı kendiniz bastınız değil mi birincisini? Evet. İlk baskısı. Evet. Şimdi ben hatırlıyorum o dönemde Anatolia yayıncılığı ben yaparken siz bana o kitabı basmak için bir tane örnek gönderdiniz ama ben o ara yayıncılığı bırakıyordum daha doğrusu. Öyle kalmıştı. Evet. Şimdi o kitabın bir özelliği şöyle.
öğrencileri kitapta düşündürmek istedim. Öyle cümlelerim var ama biraz üzerinde düşünmek lazım. Yorum yapmak lazım. Böyle açık cümleler kullanmadım. Biraz sıkıyor insanı ama arkasında bir cümle var ama o bir kitap olacak kadar anlatılabilir. Yani. Hocamızın cümleleri biraz ağdalıdır. Yani okumayanlar için söyleyeyim. Değil mi? İşte ondan sonra da diğer kitaplarımı, işte o yüzden kitaplarımı tamamlayayım diye, şey edeyim diye, şeye, docent diye böyle erken şeye, profesör diye müracaat edemedim yani. Hocam daha sonra hangi kitapları yazdınız? Turizm davranışı bir tanesi. Turizm pazarlaması var. Başka hangileri İlk var? İlk yazdığım kitap o zaten. Turizm davranışı. Evet. Onu da söyleyeyim. O beni çok yordu. İşte davranış bilimleri böyle bir alan. Yani bir turizm öğrencisinin mutlaka davranış bilimleri dersi alması lazım. Yani bir taraftan hem turizme disiplinler arası veya bilimler arası bir bilim diyeceğiz. Bir taraftan da içinde davranış bilimlerinden bir ders olmayacak. Bu olmaz yani. O da bir sosyal bilim. Yani turizm kendisi, turizm öyle bir olay ki hem olgu, hem bilim. Yani bilim o olduğu da tartışılabilir, onu da söyleyeyim. Hem bir olay, hem bir etkinlik, hem bir ekonomi. Böyle çok anlama gelebilecek veya işte ne diyelim, disiplinler arası olması, işte bu çok alanı kapsaması yani. İşte kitabı da ona göre ayarladık. Bir de şeye var, öyle bir şey, hem birinci sınıf hem ikinci sınıf böyle şey olunca dedim şimdi bu kitap öyle olsun ki hem öğrenci olmayanlara hitap edebilsin. Bir de öğrenciler, birinci sınıfın öğrencileri veya meslek lisesi okullarına yönelik olsun. 2 yıllık okullara, 4 yıllık okullara. Kitap böyle bir şey söylüyorum. Turizm pazarlamasının hikayesi yani. Onun için beni çok yordu yani. Böyle her tarafa hitap edeceğim, anlatacağım. Evet, ondan sonra arkasından şey geldi. Turizmde tanıtma. Bu arada pazarlama, turizm davranışının yanında bir de turizm pazarlaması. Turizm pazarlamasını da o mantıkla gittim yani. Turizm davranışına nasıl bir mantık kurarak gittimse, aynı mantığı turizm pazarlamasında da yaptım. Yani amacım öğrencileri düşündürmek. Yani bunu düşünen için söylüyorum. Düşünmeyince artık ben ne yapacağım yani? Düşünen bir şeye varır yani. Düşünmeyen de böyle işte artık kendine göre bir anlam verir, geçer gider yani. Hocam şey yapalım mı? Sözlü veya yazılı olarak size sormak isteyen ya da anılarını paylaşmak isteyen hocalara da söz verelim mi bu aşamada? Siz bilirsiniz yani. Hocalar, evet. Burada katkıda bulunmak isteyen hocalarımız yani sözlü olarak da katkıları yapabilirler. Ya benim hakkımda en çok bilgiyi verecek, yani ben konuştum ama benim eksiklerim de olabilir, fazlalarım da olabilir, yanlışlarım da olabilir. Ama Salih Bey bunları hem düzeltebilir, hem çoğaltabilir. Yani bilmiyorum yani. Evet Salih, ekleyeceğin veya hocamın deyimiyle düzelteceğin konular var mı? Evet, herkese merhabalar, saygılar, selamlar. Nazmi Hocam, öncelikle size gerçekten teşekkür ediyorum. Çok kardeşin has bir davranış. Bizim değerli hocalarımızı anılarını paylaşma fırsatı sunuyorsunuz onlara. Biz de dinliyoruz, eski anıları hatırlıyoruz. Çok güzel bir şey bu. Şimdi tabii Bahattin Hocam'la ben tanışmamız 1985 yılı.
Bizim ikinci sınıfımızdı hocamız geldiğinde. O zaman demek ki o yıl başlamışım ben. Evet. Ne onu evet. Doğru söylüyorum işte. Ha. Ben daha iyi hatırlamayabilirim. Şimdi hocamı ilk tanıyan insan iki şeyi fark edebilir çok kolay bir şekilde aslında. Birincisi doğal ve samimi olmasıdır. Bu bize öğrenciyken mesela çok sıcak geliyordu. Derslerinde de çok eğleniyorduk açıkçası. İkincisi de çok çalışkan olmasıdır. Yani bu benim fark ettiğim öğrencilik döneminde fark ettiğim iki önemli özelliği buydu hocam. Doğal, samimi, açık bir insan olduğu gibi bir insan. Orijinal. Tabii 1980'li yıllardan bahsediyoruz. O dönemde akademik olarak, yayın olarak çok fazla bir şey yok. Malzeme yok. Eğitim, öğretim materyali yok. Hocamın bu konuda bir şansı vardı. Amerika'dan gelirken bir hayli kitap getirmişti. Yani özellikle pazarlama ağırlıklı, davranış bilimleri ağırlıklı epey bir kitap getirmişti. Ve özellikle bizim pazarlama ve turizm pazarlayarak veya şahsiyet hazırlayarak, tekstilde onları basarak bize veriyordu ve de sınıfta da bunları anlatıyordu. Dolayısıyla biz aslında yabancı kaynaklara biraz Bahattin Hocam'ın sayesinde ulaşmış oluyorduk o şekilde. Bir şekilde o bağlantıyı yabancı literatürle bağlantımızı o dönemde sağlamıştı hocam. Olduğunu söyleyebilirim hocamın derslerinin. Şimdi şöyle bir şey olmuştu. Bir anı olarak bunu izah edeyim. Bizde de aramızda dilimizde pelesenk olduğu için burada anlatmak istiyorum. Hocam hoşuma gitmiyor demez de hoşuma gelmiyor diye ifade eder. O benim hoşuma gelmiyor diye ifade eder. Biz bunu ilk duyduğumuzda biz yani öğrenciler olarak şey biliyoruz. Hep hoşuma gitmiyor bu yani normalde. Şimdi orada bir düşünmeye başladık. Ya hoş olan bir şey bize gelir mi, bizden gider mi? Yani böyle bir ikilemde kalmıştık ve biz de benimsedik o lafı. Ve kendi aramızda hoşuma gelmiyor, hoşuma gelmiyor diye biraz da böyle hocamı anarak bu ifadeyi kullanmaya başlamıştık. Hocam bir yönünü unuttu. Turist rehberidir hocam aynı zamanda. 1985 yılında biz beraber Turizm Bakanlığı'nın açmış olduğu sınava girdik. Sınavı da bizim okuldan işte o zaman 4 kişi kazandı. 3 öğrenci ve 2 hoca. Kartlı rehber yani. 3 öğrenci ve 2 kazandı. Bahattin Hocam da. Bahattin Hocam duyabiliyor mu acaba? Donmuş duyuyorum, gözüküyor duyuyorum, mu? Duyuyorum. Evet. Şimdi Gezi'ye gittik biz. Tabii o kursun sonunda Gezi vardı. İç Anadolu turu vardı. Amasya'ya gittik. Amasya'da Turban Oteli'nde kalacağız. Tam böyle alacakaranlık vaziyeti. Dışarısını yarı görüyoruz, yarı göremiyoruz hali. Tam otelimize yaklaşınca orada büyük kayalar vardı Amasya'da. Bana dedi ki ya Salihciğim şu salkım söğütlere bakar mısın dedi. Ne kadar güzel. Böyle bir şey var. Güzel hatıramız var, anımız var. Tabii aslında hocamla ilgili anlatabileceğim çok şey var. Ben asistan olduktan sonra, 89 yılında asistan olduktan sonra bambaşka bir yöne evrildi bizim ilişkilerimiz. Bana kütüphanesini açtı, evine davet etti. Sık sık bu akademik konularla ilgili, çevirilerle ilgili tartışmalarımız, fikir alışverişimiz olurdu. Ben
gerçekten yani öğrenciliğimden itibaren hem kişiliğine hem o samimiyetine hem çalışkanlığına her zaman saygı duydum, hayran kaldım. Öyle bir hocamızdı. Şeyi hatırlıyorum, ben tam 89 yılında araştırma görevlisi oldum. İşte hocaların oturduğu odaya, yani birinci ya da ikinci gidişimde menü planlamasıyla ilgili çeviri yapıyor hocam. Bana dedi ki, Salih dedi, maydanozun İngilizcesi neydi biliyor musun dedi. Şimdi ben de bilmiyorum. Bilmiyorum ama şeyde belime taktığım bir sözlük var devamlı. Fakat benim sözlük de İngilizceden İngilizceye. Bakamıyorum da bir şekilde. Bilmiyorum ama bakayım hocam falan dedim. O sırada ya dedim, maydanoz muydu neydi öyle bir şeydi. Yani oradan öyle bir çıkarım yapmaya çalıştım. Ya demek istediğim bu doğallıklar, bu şeyler benim insan olarak hoşuma gidiyor. Bu doğal hali en azından bir rol oynamadığını çok net bir şekilde anlayabilirsiniz Bahattin hocamın. Daha sonraki aşamalarda da tabii biz meslektaş olarak hocamla samimiyetimiz devam etti. Hatta turizm pazarlaması kitabına biraz işte katkı yap, yeniden beraber yazalım falan dedi ama ben gerçekten hocam kadar çalışkan değilim. O yüzden de giremedim, göze alamadım o işi. Bir de yani ben o kitabı biliyorum az çok. Daha fazla ne katabilirim diye düşündüğümde çok şey de bulamadım aslında. Hocam gerçekten dediğim gibi yabancı literatüre hakimdi o dönemde. Evet, özetle söyleyebileceğim şeyler bunlar şimdilik. Teşekkür ederiz Tarık. Evet, başka hocalarımdan söz almak isteyen var mı? O zaman ben bir şey anlatayım. Hocam benim doçentlik ikinci sınavıma da jüri üyesiydi 2006 yılında. Ben işte birincisine girdim falan, o ayrı bir hikayedir. Sonra jüri üyeden biri ayrılmış olmalı ki hocam girdi. Şimdi biz 9 Eylül'deki kampüs şeyde bekliyoruz, İdari İlimler Fakültesi'nde hocam bekliyoruz. Saat sınav 10'da ama hocam yok. 11 oldu, yok ben telafi ediyorum falan, yoldayım geliyorum diyor. Bu ara hocam bir petrol istasyonuna girmiş. Aracına artık yakıtının ne olduğunu hatırlamıyorum ama yani motorun yerine benzin ya da benzin yerine motorun konulmuş. Ama son anda bunu fark ediyor hocam ve bu ara tabii şeyi de boşaltması var. İşte motoru falan temizleme olayları var. Jüri iptal olmasına yakın bir sürede 11.30 gibi geldi. İsterse hocam bundan sonrasını kendisi anlatsın. Yani işte şimdi ben otomobil dizel. Aklımda dizel. Buna zannettim, dizel koydu. Nasıl olursa hani şeyde durmuşum. Yürütürken gözüm şeye ilişti, fiyata. Fiyat o kadar bir yüksek geldi ki ben oradakine dedim ki, yani arabayı böyle yürüteceğim. Dedim ya ben bu şeyde bu petrol de bu kadar yükseldi mi ya? Bu benzin de bu kadar şey, bu dizel de bu kadar yükseldi mi ya? Adamlar o zaman anladı. Benim arabama dizel koymuşlar. Ben gözüm oraya ilişmese arabayı sürüp gideceğim yani. Fiyata ilişti gözüm. Ondan sonra onlara sordum, dedim ya bu dizel biraz ucuz olması lazım. Bu dizel niye böyle bir pahalı? Aa dediler, senin arabama şey benzin koyduk biz. Bu sefer benzini boşaltacaklar. Ne yapacağız şimdi? Ben gitmedim ama kendileri gittiler, bir tane şey sanayiden bir pompa oluyormuş şeyi boşaltmak için. Onu aldılar geldiler, bir zannediyorum bir 45 dakikaya kadar bir vaktim orada gitti. Yani ben şimdi onu sürüp gelseydim daha da yolda kalacaktım. Nazmi,
Yani araba gidecekti, sana da yetişemeyecektim yani. Sınavda herhalde ben bilmiyorum ne olacak artık, iptal olacaktı yani. Canım o zaten başta karar verilmişti ya, bildiğiniz gibi. O karar uygulanacaktı. Bunu da şey değil, bilmiyorum artık bu anlatılır mı anlatılmaz mı. Nazmi sen üçüncü sınava giriyordun değil mi? İkinci. Son ne? Yok, ikinciye giriyordun. İkinciye mi giriyordun? İkinciye giriyordun, evet. Ben şimdi o kadar gecikmişim. Neyse, girdim içeriye, işte hocalar içeride. Girer girmez işte Nazmi'den konu daha atmadan biz şey Nazmi'yi bırakıyoruz ne diyor dediler. Henüz bir soru falan da sormadım. Kıyamet o zaman işte, biz bıraktık biz hocalar önce bir böyle bir şey göz atıyor ki kandaralar evet başka katkısı olan var mı? Hocam ben izin verirseniz. Ya Gültekin Bey buyurun. Merhabalar Sayın Hocam. Gündeki Şimşek ben. Merhaba hocam, nasılsınız? Ben yeni iliştim. Nasılsınız? Nazmi Hocam. İyiyim hocam, teşekkür ederim. Sizi gördüm. Ben, çok daha iyi oldum. Türkiye yoksa? Gelmedim hocam, dışarıdayım valla. Uzaktan sesleniyorum size. Buralardan kalktım. Değil mi? Evet, uzaktayım biraz. Çok ben, teşekkür ederim. Estağfurullah hocam, sizi gördüm. Çok mutlu oldum. Özlemişiz valla. Özlemişiz. Nazmi Hocam, öncelikle ben size bu kıymetli oturum için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bizim benim hayatımızda... Tekin, bir dakika. Buyur hocam. Benim yüksek lisans öğrenci. Doktorayı da benden aldın değil mi? He? Evet, doktorayı aldım hocam ben sadece. Ben yüksek lisans, sen doktora öğrencim yani. Ama evet, her şey doğru söyle ha. Her şeyi doğru söyle. Yanlış yok hocam. Sizde de yok, bizde de yok. Nazmi hocam, ben öncelikle dediğim gibi bizim hayatımızda önemliğinde rengi noktaları olan değerli hocalarımızı burada misafir ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Öcal hocam, bizim 9 Eylül Okulu'ndan geliyoruz. Yüksek lisans, doktora derslerimizde. Tamam, anılarımız çok fazla. Saygılar hocam. Salih hocam, bizim eşiği atlamamızı sağlayan, bizim jürimizde yer alan çok kıymetli bir hocam, sağ olsun. Bahattin hocam, söylemeye gerek yok. Lisansta bizim derslerimize girmiyordu ama doktora danışmanım. Salih hocanın söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Yani Bahattin hocam amiyane olacak belki ama lafı evirip çevirmeyen bir insan. Neyse o. Net. Tek cevap. Yani sitesindeki güvenlik görevlisine, okulundaki öğrencisine, asistanına mesafesini aynı tutabilen çok nadir insanlardan biri. O anlamda ama zor bir insan. Yani onu da açık açık söyleyeyim. Birçok anım var. Yani akademik hayatım içerisinde, dışarısında unutamayacağım çok anı var. Tabii ki bunlar hatıralarımızda hiçbir zaman gitmeyecek. Hocamı her zaman sevgiyle saygıyla anacağım. Ama ben bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ha, şunu da söyleyeyim. Doktora yazarken zorlanmadım. Neden zorlandım biliyor musunuz? Hocama bilgisayarı öğretirken zorlandım. Yani şu anda hocam karşınızda söylüyorsa bunları. Eminim benim de katkım vardır biraz. Bilmiyorum ne der kendisi ama. Hocamla ilgili benim unutamayacağım bir anım. Hocam soğuk bir coğrafyanın sıcak bir insanı. Gerçekten öyle. Doktora çalışmaları, tez çalışmalarında yazlığında buluşuyoruz. Yani mesai saatleri dışında sağ olsun. Çok iyi yolu ben Aydın'la oturuyorum. Hocam Kuşadası'nda günde 4 kere geri döndüğümü hatırlıyorum. Telefon ediyor. Ben yoldan dönüyorum. İşte şunu unuttum.
O zaman tabii böyle elektronik posta seçenekleri fazla yok. Ama unutamayacağım, belki hocam bana kızar ama söylemeyeceğim. Dediğim gibi soğuk coğrafyanın sıcak insanı genellikle hocamızla kış da olsa terasta oturarak çalışıyoruz. Onun böyle çok titiz ve temiz bir insan. Yani odası, salonu çok temiz duruyor. Tabii doğal olarak biz terasta oturuyoruz. Hava soğuk, ben de bir şey diyemiyorum. Tabii o zaman hani hocamız nihayetinde söylemesi ayıp, ben içlik falan giyiyorum böyle kalın. Şimdi terasta oturduğum için çok, çok ilginç gelen bana duruyoruz falan hocam yani anlatamam bunu. Sağ olsun hocam, o konuda hiç unutmam bunlar ama sayesinde tezimizi de yazdık. Çok anımız var. Benim burada sizlerle paylaşacağım anım bu. İyi ki var hocam. İyi ki bizim hayatımızda yer etmiş. Kendisine saygı ve selamlarımı iletiyorum. Uzak bir yerdeyim. Orta Asya'dayım. Ana yurttan, ata yurttan sizlere sevgilerimi sunuyorum. Hocam iyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Söz almak isteyen var mı? Galiba Mehmet Eçiltaş söz almak istiyor diye bana bir bilgi geldi. Evet. Konuşabilir miyim Nazmi? Merhaba. Tabii konuşabilirsin. Merhaba. Hocam, hocam saygılar. Ellerinden öperim hocam. Estağfurullah. Hocaların hocası. Seni görmek ne güzel. Hele bir tane de bir diğer hocam da orada, Öcem Usta hocam da orada oturuyor. Öcem hocama geçen sefer katılamadım hocam. İşlerim yoğundu. Ama şimdi yazdım, biraz işte... Yazdım bir kenara, yazdım. Biliyorum hocam, yazdım. Aslında sizin sohbetinize katılmayı çok istiyordum ama işte işlerim olduğu için katılamadım. Hocam hem siz hem de hocam benim hayatımda çok önemli yeri olan insanlarsınız. Hani hem işte Bahattin hocam, hatta bu demin işte doçentlikle ilgili olan şeylerden konuşulurken ben de doçentlikle ilgili olarak bir konuma, bir anıma hocamla beraber değinmek isterim. Benim doçentlik jürümde de biliyorsunuz sizler vardınız ve benim doçentlik jürümdeki 5 jüriden ikisi benim yani bildiğim kadarıyla beni zaten oraya bırakmaya gelmişlerdi. Aynen Nazmi'yi bırakmak istedikleri gibi. Ama orada tabii ki sağ olsun Bahattin hocam ve siz, özellikle Bahattin hocam masaya vurdu tabii ki. Siz dedi nasıl bırakırsınız böyle yani durup dururken insanları haksız yere. Ve Bahattin hocamın masaya vurmasıyla biz orada doçent olduk. Yoksa eğer o masaya o yumruk vurulmasaydı o hocalar yani bizi orada yiyeceklerdi. Sağ olsun Bahattin hocam bizi o şeylere yedirtmediniz. Sizden Allah razı olsun. Yani şeyde bak Öcal Bey de vardı orada. Biliyorum. Öcal hocam da vardı. Biliyorum tabii ki. Bilmem mi? Öcal hocam siz bir de Çağatay Ünlüten hocam vardı. Bir de iki tane başka bir hoca vardı. Onlar beni yemek için gelmişlerdi oraya ama maalesef işte yeme şansları olmadı. Sağ olsun sizin sayesinde. İşte bizim yani doçentlikte belki çoğu yerlerde konuşulmuyor ama doçentlikte doçentlik sınavlarında çok problemler yaşayan arkadaşlarımız oldu. Yani oradaki sizin katkılarınızı ben hiç unutmam. Benim hayatımda çok önemli bir dokunuş yaptınız siz ve Öcal hocam. Bunu hiç unutmayacağım. Yani sizler benim için bir baba gibi değerlisiniz. Yani sizleri hiç unutamam hocam. Sevgili Yeşiltaş, ellerinden öperim hocam. Sevgili Yeşiltaş, diğer oradaki bazı hocalarımıza da haksızlık etmeyelim. Tabii Bahattin Hoca zaten belli şey. İrfan Hocam da vardı. İrfan Hocam Arıkan vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Biliyorum hocam. Biliyorum ama. O da bayağı bir yok. Şeyle yaptığımız istişarede müsbetti yani hakkını yemeyelim diye sana böyle bir sır vermiş olayım. Peki hocam. Ya da öyle olsun da ben şeyi de biliyorum da o yüzden neydi onun ismi? Yazılı raporu da biliyorum ben. Öyle mi? Eskişehir'de olmuştuk çünkü. Eskişehir'deydik, hatırlıyorsun değil mi? Bilmem mi hocam? Rahmetli şey de vardı. Birol Hoca vardı. Birol Terekecioğlu vardı. O vardı zaten. Yani bir de öteki rahmetli kim vardı? Nazmi sen bilirsin. Erman Hoca mı?
Fermani Hoca vardı. Fermani tabii Fermani jüride yoktu. Jüride yoktu. Jüride yoktu. Tamam oradaydı. İsim söylemeyelim. Kayıtlara giriyor. Peki bana dedi ki artık yapacak bir şey yok. Dedi ki bana Mehmet dedi sen nasıl geçtin ben anlamadım. Aslında sen kalacaktın dedi bana. Yani bizim işte doçentlik şiirlerimizin de bir takım böyle şeyleri oldu. Yani dosyan güzeldi ama Mehmet dosyan güzeldi. İyi bir dosyayla gelmiştim. Hocam o dosyanın güzellik veya çirkinliği hiç önemli değil hocam. Evet böyle bir anım oldu. Bunu da anlatmadan geçmek istemedim. Yani biliyorum Nazmi de işte çok yani şeylere maruz kaldı, sorunlara maruz kaldı doçentlikte yani. Ya tabii şey değil yani jüriye biz de jüriye yaptık. Adaya kardeşim sen de çok çalışıyorsun, vatanı sen mi kurtaracaksın diye laf kullanılmaz. Bu seviyesizliktir. Vatan hainliği demeyeceğim ama yani bir adaya bu laf denilmez. Niye çok çalışıyorsun, sen mi kurtaracaksın ülkeyi? Ya sana ne, ben kurtaracağım yani. Evet. Bu kullanılmaz. O aşamaya gelmiş bir insanlar grubu bunu kullanmaması lazım. Ben hiçbir zaman bir öğrencim ben bunu kullanmam. Ama bunlar kullandılar. O nedenle ben rahatsızım ondan. Evet. Neyse yani onda sağ olsun evet. Bahat Hoca kurtardı. Yoksa yani ben birkaç defa daha girerdim yani. Elbette ki ben de girerim Nazmi'cim yani merak etme. Sağ olsun Öcal Hocam, Bahattin Hocam hepinizi hürmet ve saygılarımı sunuyorum. İkinizin de ellerinden öpüyorum. Sizler çok önemlisiniz. Benim hayatımda çok önemli bir yer tuttunuz. Sizi hiç unutmayacağım hocam. Estağfurullah biz de seni sağ olun. Evet, teşekkür ederiz Mehmet'e. Evet, başka söz almak isteyen var mı? Meryem Hanım sen söz almak istiyor musun? Ya Meryem Hanım öbür odada şimdi geldi evet. Öbür odadan gelmedim canım ben masamın başındayım ayrı yerlerdeyim sadece. Ayrı bilgisayarlardan izliyoruz. Merhaba hocam sizi gördüm. Evet, çok güzel. Benim hikayemi artık böyle güzel bir şekilde ama böyle değil mi? Yani öyle. Sayın hocam, ben sizi hep güzelliklerle, hep iyiliklerle hatırlarım. Siz benim yanımda hep iyi, samimi, çalışkan, üretici, olumlu etkiniz, çalışkanlığınız, o samimi duruşunuz her zaman etkili olmuştur. Bunu bilirsiniz. Yani o dönemde bunu hissederdiniz, dost yürek olduğumu. Bahattin Erciyes Üniversitesi'ydi. Biz Mersin'den Mümin Ertürk Hocam'la beraber giden ekibiz. O ekip hakikaten iyi seçilmiş bir ekipti. İşte Kurtuluş Kara Mustafa Feyzi okumuş, Yüksel Ekinci, İbrahim İlhan, ilk fırsatta aklıma gelenler. Şu anda hepsi hakikaten turizm alanında çok önemli katkılar veren bilim insanları oldular. O ekiple beraber başladık. Hocamın dediği gibi sanayinin içinde tabii Mersin Turizm deniz kenarında çok güzel bir okul. Portakal bahçeleri içinde. Biz Nevşehir'de ihtiyaç var. Orayı turizm olarak şekillendireceğiz. Hoca yok diye. Mümin Ertürk hocamızla beraber Nevşehir'e geldik. 90 senesinde ben oraya geçtim. Sanayinin içerisinde çok kötü bir bina. Çok öğrenciler demoralize. Hakikaten kötü bir başlangıçtı bizim için. Ama bir dönem sonra çok güzel bir okulumuz, çok güzel bir binamız oldu. Öğrencilerimiz daha iyi oldu. Dersler, hocalar derken okul bir şekline girdi. Ama tabii okullar ya da kurumlar hakikaten bir havuz gibi. Bir taraftan akarken bir taraftan doyanlar da başka havuzlara kayıyor. Onları tutmak mı yoksa hakikaten geri geldiğinde akışa bırakmak mı doğru? Belki bir başka programda bunu da tartışmak lazım. Yani tutan kurumlar tutmuştur
önemli bir kısmını. Neden Mersin'dir'in geçen hafta tartıştığımızdaki cevabı budur belki. Nevşehir, Balıkesir akıtmıştır, başka kurumları beslemiştir. Nevşehir de bunlardan biri. Çünkü biz daha sonra hepimiz dağıldık. O ikinci jenerasyon gelenler kalabildi ancak. O böyle şeyler içerisinde, o ortamda, ben daha doktor öğrencisiydim. O çabalar içerisinde bir de bu kurumsal şeylerle, değişimlerle uğraştık. Ama hocam hep aklımda bizlere kol kanat geren, yardım etmek isteyen, samimiyetle bu doğru bu yanlış. Yani Bahattin hocam da böyle arka tarafta bir şey saklayıp size farklı bir şey söylemek gibi bir duygu durumu yoktur. Yanlışsa yanlış, yanlış yaptım, bunu sevmedim, böyle yapmayın diyen biridir. Örnek kişiliktir, üretkenliğiyle de bana örnek olmuştur. Ben de hep onu böyle çalışırken kendi halinde odasından çıkmayan bir hoca olarak bilirim. Bitişikte odalarımız hocam, hatırlıyor musun? Yan yanaydı. Hep çalışırdı, hep çalışırdı. Biz tabii biraz da grup olarak arada bir takılırdık. Hocam bunlar çok kıymetli zamanlarınız, oturun çalışın derdi. Hakikaten de öyleymiş. O açıdan yüreğimde ve akademik hayatımda önemli bir şahsiyeti Bahattin hocam. İyi ki seni tanıdım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ya, buyurun hocam. Ya Öcal hocam biraz da sen konuş ya. Ha? Öcal hocam, Öcal hocamı konuştursanız da bir. Konuşacak hocam, şimdi hazırlık yapıyor. Ben geçen hafta konuştum, daha önce de konuşuyorum. Söz verilince konuşurum, söz verilmezse hep ben konuşacak değilim. Yani. Buyurun hocam, estağfurullah, buyurun hocam. Estağfurullah, teşekkür ederim. Tabii öncelikle ben Bahattin hocama sonradan tanıdım, yani çok eskiden. Biraz önce bahsedildiği gibi tanımadım ama doçentlik sınavıydı galiba. Biraz da böyle zorladı falan dedi ama iyi ki öyle güzel bir adı kalmış diye düşünüyorum. Sonuçta yapıcı olma itibariyle de doçentlik unvanını almış, sonra profesör oldu. Kongrelerde yavaş yavaş biz onunla tanışmaya başladık. Sonradan olmasına rağmen de bir kişilik profili olarak biraz önce de Salih Kuşluvan hocamız da belirtti. Yani öylesine içi dışı bir insan ki pür böyle, yani tertemiz, hiçbir art niyeti olmadan konuşan, bir de yararlı olma konusunda bir şeyler verme, yani alıcı değil de verici kişiliğini ben yakın olarak gördüm Bahattin Hoca'da. O bakımdan da ben kendisine, yani gerçekten belki hissetmiştir, hep şeylerde, kongrelerde beraber oluyoruz. O sıcaklığımı da hissetmiştir. Zaten o da öyle, benim yanıma gelirdi hep. Gider dolaşırdı, yapar, benim yanıma gelirdi ve tatlı bir sohbet içinde olurduk. Bir de üretken kişiliği var Bahattin Hoca'nın. Yani çalışkanlık diye ifade edildi ama ben onu üretkenlik diye nitelendirmek istiyorum. Gerçekten yazdığı kitaplar da öyle kolay yazılacak kitaplar değildir. Yani pazarlama kitabı olsun, diğer 2-3 tane, onları ben sonradan edindim. Kendi göndermedi bana ama ben edindim onları, aldım o kitapları. Değerli kitaplar ve terminolojiye de son derece hakim olması itibariyle de bugün hala yararlı olacak çok iyi kaynak niteliğinde olan bilimsel nitelikteki kitaplar. Bahattin hocamın bir de birazcık böyle kongrelerde ben itelerdi bunu. Hadi hoca bir Azeri oyna, bir Azeri oyna diye çıktığı zaman da onu da burada bir sırrını açıklamış olayım. Çok güzel Azeri oynar. O kadar güzel oynadı ki her şeyde. Sonra da kendi gönüllü olmaya başladı. Çalım yazayım falan diye. Bunlar benim analarım arasında. Kendisine saygım sonsuz. Çok seviyorum yani. Çok dürüst, çok iyi bir insan yani. O bakımdan hani yüzüne karşı olacak ama sonradan tanımakla birlikte benim en yakın meslektaşlarım, en yakın hissettiğim dostlarımdan biri olmuştur. Sağlıklar diliyorum, mutlu günler diliyorum. İnşallah yine
bir vesile olur, görüşmüş oluruz. Selamlar, saygılar, sevgiler Bahattin Hocam. Hadi hocam, ben ağzına sağlık, teşekkür ederim. Öyle, özlemişim sizi, özlemişim. İyi oldu. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Bir de şunu söyleyeyim, aklıma geldi de şu. Şimdi benim hem turizm davranışı hem de turizm pazarlaması. Benim var ama bir katkım var orada. En azından bir yazan olarak katkım var. Ama çoklarının da katkısı var orada. Çok kişinin de katkısı var. Çünkü onlardan çok yararlandım. Bu yabancı veya Türk fark etmez. Bu turizmi iki şekilde gördüm ben. Bu benim fikrim yani. Ne kadar doğruyum onu bilemiyorum. O artık karşımda olanlara, onu öğrenmek isteyenlere bağlı. Şimdi turizmde şunu bileceğiz. Turizm, bunu ben hep sorularımda da öğrencilerime sordum. Kitaplarım iki şeye bağlı. Yani teorik olarak veya diğer adıyla kuramsal olarak şunu göz önünde tutarak o kitaplara o kadar önem verdim. Birisi, sorduğum soru olarak söyleyeyim, belki o zaman daha iyi anlaşılır. Bunu nasıl söyleyeyim? Şimdi turizm toplumsal bir olay mı? Turizm davranışını bunu nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Önce şunu bir söyleyeyim. Bazılarına göre bu değişir. Turizm bir gereksinim midir, değil midir? Şimdi ben turizmi bir gereksinim olarak görmüyorum. Turizm bir gereksinim midir, değil midir? Soru soruyorum. Kendime göre cevaplandırıyorum. Ben turizmi bir gereksinim olmadığını düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Eğer turizm bir gereksinim ise gereksinimin gereksinimi de olmaz ya. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Turizm bizim gereksinimlerimizi gideren bir yol, bir yöntem veya bir araçtır. Buradan gidersek bakıyorum turizm daha iyi anlaşılır oluyor. Ama öteki yoldan gidersek, turizm bir gereksinimdir dersek, o zaman bunu açıklayamıyorsun. Onun için işte kitapta ben bunu çok yerde vurguladım ve kitabımı bu kuram üzerine yazdım. Turizm pazarlaması da öyle. Yine bu şeye bağlıdır. Çünkü şeye bakarsak tüketicilerin gereksinimlerini karşılamak üzere böyle bir tanım yapar gideriz. Pazarlamanın da. Pazarlamanın tanımı olur. Kitaplarıma, işte öğrencilerime okuturken bu ikisini göz önüne almadan kitabı anlamanız mümkün olmaz diyordum. Ama o öğrencilerim de ne kadar anlıyordu, ne kadar anlamıyordu ama onlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, Osman Nuri Bey hocam konuşmak istiyor. Osman Nuri Bey, hazır mısınız? Hocam merhaba herkese bu arada. Teşekkür ediyoruz hocam. Bahattin Hoca'yı çağırmak önemli bir karar siz için. Teşekkür ederiz hepimiz için. Hocam merhaba, sizi yüz yüze görmek çok güzel. Epeyden beri görüşemiyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Evet, şimdi benim de anılarım var hocayla ilgili. Teşekkür ederim hocam bana söz verdiğiniz için. Ben 2000 yılında
Adnan Menderes Üniversitesi'nde araştırma görevlisi oldum. O dönemde benim de jürimdeydi hoca. Daha doğrusu 99 yılında yüksek lisansa başlamıştım. Ondan sonra tabii dersler aldık hocamdan da. Hatta bir dönem Aydın'a beraber gidip de geldik. Çünkü ben Aydın'dan gidip geliyordum. Sağ olsun beni arabasına alıyordu. Lada arabası vardı. Lada'yı biliyorsunuz değil mi hocam? Unutmadınız Lada'yı. Evet. Bazı anılarımı paylaşmak istiyorum Bahattin Hoca ile ilgili. Şöyle söyleyeyim. Biz bir gün bana şey dedi. Osman dedi ben şeye gideceğim dedi. Bir yere gideceğim dedi. Ders telefon etti bana iç hatlardan. Ben de tamam hocam dedim yani tabii ki dedim hani sonra düşündüm acaba niye bana soruyor hoca dedim. Meğerse Osman Çolakoğlu hocayı aramış hoca aslında. Yani bilgi vermek için müdür oydu herhalde. Ben de sonradan hatırlayabildim. Kafam sonradan algıladı durumu. Hemen Osman Çolakoğlu Hoca'ya gittim. Hocam dedim ben Bahattin Hoca'ya izin verdim. Yani bir araştırma görevlisi olarak bir doçente o zaman, doçent de hocamız. İzin vermiş oldum dedim. Kusura bakmayın yani bu benim unutmadığım anlardan bir tanesi. Osman Çolakoğlu Hoca'mız da güldü. Olabilir dedi, sıkıntı yok. Bir de bir gün yine okuldan ayrılırken ben çıkıyorum arkadaşlar dedi, görüşürüz dedi. Aşağı indi. Yani gittiğini varsayıyoruz biz. Birkaç saat sonra indiğimde Lada arabasının şoför koltuğunda kitap okurken gördüm hocayı. O yüzden çok kitap okur. İngilizcesi çok iyidir. Onu söyleyeyim yani. Bahattin Hoca'nın İngilizce anlama anlamında ciddi iyi olduğunu söyleyebilirim ki o yaş, bu yaşlardaki yani hocalarımızın da durumunu düşünerek İngilizce çünkü zor, çünkü Fransızca'dı bizim hocalarımızın çoğu. Yani bu dönemde o kadar iyi İngilizce olan nadir hocalarımızdan bir tanesi. Onu da söyleyeyim. Bir de kantinde bir satranç oynardık hocamla. Çok da iyi satranç oynar. Bunu da kimse bilmez yani. Hatta yani nasıl söyleyeyim? Yense de yenilse de onu kabul edebilecek bir insandır. Her zaman da fikirlere değer verir. Biz yemeğe giderken işte turizm biraz önce bahsetti hocamız bir turizm bir gereksinim midir değil midir diye. Mezarlık var bizim orada. Girerken gereksinimdir diye girip çıktığımızda da gereksinim değildir dediğimiz zamanlar oldu. Yani tartışmayı bilimsel anlamda tartışmayı da çok sever. Ben kendisine yani hayatımıza giren insanları düşündüğümüz zaman kendisine buradan teşekkür ediyorum. Tekrar bizi yetiştiren insanlardan, bizde emeği olan insanlardan bir tanesi. Burada başka hocalarımız da var. Onların şeylerine de katıldım zaten. Daha da katılacağım. Onların emekleri de var. Yani birçok hocamızın var. Ben burada bütün hocalarımıza ve hocaların hocalarına diyelim artık. Öyle durumdalar şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Hepsinin de ellerinden öpüyorum. Saygı ve selamlarımı söylüyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Teşekkürler Osman Bey. İşte, sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Unuttum ben. Şimdi aklıma geldi onu söyleyeyim. Şimdi turizm davranışı mı turizm olgusunu başlatır? Turizm davranışı mı turizm olgusunu başlatır? Yoksa turizm olgusu mu turizm davranışını başlatır, böyle tersine yani. Turizm olgusu mu turizm davranışını başlatır, yoksa turizm davranışı mı turizm olgusunu başlatır? Bunu düşünmenizi isterim. Benim düşüncemi soracak olursa, davranış olmadan turizm olgusu olmaz. Yani arkasını fazla açayım mı bilmiyorum. Turizm davranışı olmadan turizm olgusu olmaz. Neden olmaz? Ya diyelim ki hiç kimse bir davranışla bulunup bir yerden bir yere gitmedi. Veya tatillere katılmadı. O zaman turizmden nasıl bahsedeceğiz ki? Yani kısa cevabı bu.
İşte turizm davranışının diğer bir konu da bu. Birisi şeydi, turizm bir gereksinim mi değil mi? Doçentli sınavlarımda da bilmiyorum Nazmi Bey veya Mehmet Bey size sordu mu bunu bilmiyorum. Sormuşumdur. Yani sınavıma giren bütün öğrencilere bunu sorardım doçentli şeylerimde. Bir diğeri de işte turizm davranışı turizm olgusunu başlatır. Yani davranış olmadan turizm olgusu olmaz. Teşekkür ederim hocam. Evet, başka söz almak isteyen var mı diye bakıyorum. Almak isteyen olursa hemen yayına girebilir. Yani sesini açarak girebilir. Var mı? Tabii ben bilmiyorum kimler o hocamın öğrencisidir. Hepsini tanımıyorum ama. Hocam ben ikinci kez söz alsam. Buyurun. Şimdi tabii ben hocamla çok uzun zamanlar geçirdim. Hocam hani sadece turizmci yönü yok. Hocam Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde güzel sanatlarda da çalıştı, görev aldı. Değil mi Sayın Hocam? Siz güzel sanatlar bölüm başkanlığı da yaptınız değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Sesim biraz bulanık geliyor böyle. Kulaklığı takmadım hocam. Bir saniye özür dilerim. Şeyden konuştum da. Bizim üniversitede Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı yaptınız değil mi Aydın'da siz bir ara? Böyle bir göreviniz oldu. Bir dakika hocam. Kulaklığı takayım. Hocam geliyor mu şimdi? Şimdi tamam oldu. Tamam, kusura bakmayın. Diyorum bizim üniversitemizde herkes sizi sadece turizmci yönünüzü de biliyor. Siz güzel sanatlarda da görev aldınız değil mi üniversitemizde? Öyle bir yöneticilik göreviniz oldu. Ya orada uzun yıllar söyleyin bir daha onu neydi unuttum işte. Güzel sanatlar. Güzel sanatlar. Güzel sanatlar. Başkanlığı. Güzel sanatlar başkanlığı değil mi? Evet yaptınız değil mi? 4-5 yıl yaptım herhalde onu. Benim alanımla hiç bir ilgisi yok ama başkanlığını yaptım. Hocam bir de şehir yaptım. Efsanesi diye bir şey başlıyor. Ben onu sormak istiyorum şimdi. Ama siz bu güzel sanatlar... Eleman alımında da benim yardımım oldu yani. Hiç kimseyi de engellemedim. Yani evet. Ben anlamam yani şeyden, tam güzel sanatlardan anlayacak birisi değilim. Ama güzel sanatlar... Estağfurullah hocam... Ben o okşar. Ama ben onu okşayamıyordum yani. Onun için de yani hocam, giren o sanatı biliyorsa giriyor. Kararı ben hiçbir zaman vermedim yani. Hak eden yani. Şeye gider yani. Evet. Bizim aramızda asistanken böyle bir şehir efsanesi gibi dolaşıyordu hocam. Hani ben soramadım da. Bu Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı'nda görevliyken siz kendi kendinize izin vermişsiniz diye söylerlerdi asistanlar kendi arasında. Böyle bir şey var mı hocam? Gerçek mi bu? Kendi kendinize izin vermişsiniz yıllık izin olarak. Güzel sanatlardan anlamayınca öyle olur. Verdiniz yani hocam öyle mi? Evet. Tamam, teşekkür ederim Sayın Hocam. Evet. Ben şunu ekleyeyim. Aslında burada da ortaya çıktı hocamın önemli bir özelliği. Bütün ortamları akademik bir tartışma için bir fırsat olarak görürdü. Bir tartışma başlatır. Karşısındakinin fikirlerini öğrenmek isterdi. Aslında ben hep şunu hissettim. Hocam kendisiyle de tartışıyor bir bakıma. Yani bir fikir söylüyor. Ama o fikrin acaba doğru olup olmadığını kendisi de tam olarak emin değil. Ve farklı görüşlere orada açık olduğunu da ifade ediyor. Ya ben kongrelerde olsun, kendi evinde olsun, saatlerce belki ikilere, üçlere kadar bazı konuları çok tartıştığımızı hatırlıyorum mesela. Bu turizmin toplumsallaşmaya etkisi konusu onlardan bir tanesidir. Şimdi hoca anlatıyor epey bir şey anlatıyor. Biz de arada fikirlerimizi söylüyoruz. Yani hoca konuşurken belki bize anlamsız gelen, çok da onaylamadığımız
şey, daha sonra eve gidip ya bu hoca böyle şeyler söyledi ama gerçekten tutar bir tarafı var mı, bir şey var mı diye düşündüğünüzde anlıyorsunuz ki çok derin bir şeyden bahsediyor aslında yani hoca. Çok büyük ihtimalle o İngilizce kaynaklardan okumuş, belli bir birikim var, şey var. Ben mesela kendimde bunu çok hissettim. Yani biz o dinlerken belki yüzeysel olarak düşündüğümüz bir şey, ya hoca gerçekten burada bir şey görüyor, bir şey var. Hakikaten burada bir derin düşünce var dediğim zamanlar çok oldu. Onu söylemek istedim. Teşekkür ederiz Salih. Hocam size şöyle bir birkaç soru var ama ben toparlayayım. Deniliyor ki hocamızın yetişmesinde etkili olan ortamlar nelerdir? Hocalar etkisinde kaldığı hocalar olmuş mudur? Ya da eğitim aldığı kurumlarda en çok nerelerden etkilendi gibi bir soru var. Ne dersiniz? Soruyu böyle... Hocam yani sizin etkinizde kaldığınız hocalar, kişiler ne bileyim oldu mu? Yetiştiğiniz ortam size etkide bulundu mu gibi sorular. Onu bir... Yani ne bileyim yani sizin etkinizde kaldığınız bir hoca veya bir insan var mı diyelim. Vallahi ne dediğini şimdi tam anlayamıyorum ama. Yani şöyle ders aldığınız hocalar arasında örnek aldığınız kimse oldu mu? Şimdi bakın biz Ankara İktisatlı Ticari İlimler Akademisi. Çok muazzam hocalarımız vardı o dönemde. Bir şey vardı sosyal bilimlerde yöntem diye. Bilmiyorum son içinizde alanlar oldu mu, bu iktisadi idari bilimlerde bu çok okutuluyordu. Herhalde Bursa'da var mıydı bilmiyorum. Bursa İktisat Ticari İlimler Akademisi'nde ama Ankara'da vardı. Bize anlatırdı hoca, bir türlü onun içinden çıkamazdık ne söylüyor diye bu. Ama söyledikleri şu. Diyelim ki filozofları anlatıyor. Tarih öncesi veya sonrası filozoflardan birçok cümleler söylüyor. Hala da anlamış değiliz onların sözlerini. Ama bunlar, bu anlamadığım sözler beni çok düşündürüyordu. Belki de oradan kalma bir şey olabilir yani. Bilemiyorum. Yani benim üzerimde etkisi olan çok insan olmuş yani. Onların hepsine de teşekkür ediyorum. Bu ister benden büyük olsun, ister küçük olsun. Etkisinde kalmışım ama böyle şu anda seçim yapacağım birisini söyleyemiyorum yani. Hocam size bu teorik yaklaşımınızdan etkilen bir sorular var. Bir tanesi şöyle. Güdüler mi ihtiyacı doğurur yoksa ihtiyaç mı güdülere doğurur diye bir soru var. Şimdi tam cevabını vermeyeyim de ihtiyaç olmadan ne güdü olur ne ötekiler olur. Davranışta olmaz yani. Mutlaka bir gereksinim olacak yani. Evet. Kısa bir cevap yani. Evet. Teşekkür ederiz. İçsel gerilimdir. Gereksinim dediğimiz veya ihtiyaç dediğimiz olay bir gerilimdir. Gerilim olmadan davranış da olmaz yani. Onun için işte şeyin sıralaması şöyledir. Bu benim düşüncem. Yani diğerlerinin düşüncesi de böyledir. Ona artık bakmıyorum. Çünkü diğerlerinin düşüncesinden süzerek geliyorum ben buna. Çünkü gerilim güdülere, onlar dürtüye, sonunda da davranış.
Bildiğim bu yani benim. Benim öğrendiğim ve üzerinde durduğum ana fikrim bu yani. Bu fikri ben öğrencilerime vermeye çalıştım yani. Evet, teşekkür ederim. Evet, son katkıları alıp kapatacağız. Son görüş bildirmek isteyen, ne bileyim, konuşmak isteyen, hocamıza duygularını bildirmek isteyen var mı? İki saate yaklaşık oldu. Evet. Hocamıza saygılar sunuyoruz. Sağlıklı, uzun bir yaşam diliyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Şeyi kapatmadan şunu söyleyeyim. Bilmiyorum artık ne kadar kongrelerde öğrencilerim zannediyorum, ben de hissediyordum hani biraz konuşunca sanki onları döver gibi, böyle sanki azarlar gibi. Öyle değilim aslında. Bu sesinden kaynaklanan bir şey, onu önleyemiyorum. Elimde değil yani, ama öyle değilim. Ama şunu bir türlü başaramadım. O da şu. Bir konu başlığı. Bilmem öğrencilerin güdüsel davranışları üzerine bir araştırma. Tam ben de bunu söylemek istiyordum. Tamam da kardeşim, sen araştırma yapmıyor musun? Yaptım zaten araştırma. Bir daha araştırma demene gerek var mı? Ama bunu daha hala da devam ediyor. Ben çok üzülüyorum. Yani o bir totoloji. Yani bir ne diyelim, fazladan bir şey, sözcük eklemene gerek yok. Yaptığın zaten bir araştırma. Bir daha araştırma demene gerek var mı? Yani sen o araştırmayı yapmadan nasıl söyleyeceğim bir şeyi? Ondan sonra da işte öğrencilerin güdüleri üzerine bir araştırma diyorsun. Yani bunu bir türlü makale yazanlar, özellikle makalelerde bu çok oluyor, terk etmiyorlar yani. Ben de çok üzülüyorum. Hocam bir soru var. Bir arkadaşımız diyor ki turist davranış kitabını diyor güncelleyip yeniden yayınlamayı düşünüyor mu? Galiba bu arkadaşımız kitap yazmak istiyormuş. Size ben güncelledim zaten. İki kere güncelledim. Artık vaktim yetmiyor yani. Vaktim yetmiyor, vaktim yok. Yani güncelleyeceğim de ne yapacağım yani? Benim yerime onlar güncellesin. Yani o güncellemek isteyenler varsa, onlar anlıyorsa anlıyordu, anlamıyorsa da ben yani güncelleyecek bir şeyim yok yani. Bundan sonra güncelleyeceğim. Ha, belki neyini yapacağım bilemiyorum. Biraz da kendileri düşünmesi lazım. Yani en iyi güncelleme o bence yani. Yani o kitabı okuyanlar hep böyledir zaten. Bizim şimdi kitaplar çok geride kalacak. Bizim önümüze bu arkadaşlar, bizden sonra gelen arkadaşlar, genç arkadaşlar, nice arkadaşlar bizim önümüze geçecek. Bizim o şeyler ta çok gerilerde kalacak. Hocam bir arkadaşımız diyor ki, hocamız da müsaade ederse diyor, ben bu konuya ilgilenmek istiyorum. O zaman bu arkadaşımız sizinle irtibat kursun, daha detaylı olarak ne yapmak istiyorsa. O size irtibat kurabilir mi? Tabii. Her konuda. Belki ben ondan bir şey öğrenirim. Peki, teşekkür ederiz hocam. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ederiz. Bugün Bahattin hocamız, biz ona Baho hocamız deriz bazen şey olarak, misafir ettik. Kendisini de gördük. Çok memnun olduk. Sizler de katıldığınız, katkı verdiğiniz, çok teşekkür ederiz. Herkese ne diyelim, sağlıklı bir ömür ve sağlıklı günler diliyoruz. Hepinize ben de buradan ayrı ayrı içten sevgilerimi hem de saygılarımı birlikte sunmak istiyorum. Hepinize
Hepinize güzel hayatlar, mutluluklar, esenlikler. Evet, seni görmek çok güzeldi hocam. Hocam seni de unutma. Sağ olun, çok teşekkürler.